atletizm milli takım antrenörüyüm. Eski milli sporcuyum. Muş Malazgirt doğumluyum. Öğrenim hayatımı Muş Spor Lisesi'nde lisede tamamladım. Lisede aynı zamanda sporcum Sezgin Ataş'la o dönemden beri tanışıyoruz. Sezgin şey küçük değil. 5. sınıf bırakılasker. Durra hevale ki hat go em her muşe go em orta okulu bakhuna. Mego Sezgin er, mego durma mera nana, mego vira bakhuna go ane esterim. Çu ve çağı, 4 sala lu deri khuan. 4 sala muşe khuan. Mego Sezgin go, mego perimetana, mego durma mera nana, mego ner u deri nekhuna. Go ane go ez hem dokhunum, go hem izlevedikim. Sezgin Ataç'ı Muş Spor Lisesi'ni bitirdikten sonra yanıma aldırdım. O zamana kadar Sezgin Ataç Dünya Liseler Arası Atletizm Şampiyonası'na gitmişti. Ondan önce herhangi bir şey yoktu bir başarı anlamında. Sezgin Ataç yanıma geldikten sonra atletizm adına yavaş yavaş çalışmalara başladık. Bu işi daha profesyonel şekilde yapmayı planladık. Sezgin'in vasıtasıyla başlamış olduğum antrenörlük hayatımda daha büyük dereceleri koşabilmek için kendimi çok geliştirdim atletizm anlamında. Yani bir antrenörün yapabileceği kadar kitap okudum, yapabileceği kadar seminerlere katıldım, yapabileceği kadar eğitim hayatıma önem verdim. Çünkü Sezgin gibi büyük bir yetenek vardı elimde. Bu yeteneği değerlendirmek istiyordum. Osman Hocam yani benim hayatımda ailemden sonra gelen en değerli insanlardan biri. Çünkü ben üniversiteyi kazandığımda 4 yıl atletizm yaptığım zaman 4 yıl boyunca atletizmden 1 lira para kazanmadık. Yani 4 yıl boyunca insan koşup 1 lira nasıl kazanmaz diye. Hayır, kazanmadık. Çok şükür yani yemeğimiz vardı, içmemiz vardı ama hiçbir şekilde maddi bir imkanımız yoktu. Daha danesi ve duçu boya ayakkabı boyadıkır. Dani evarej daha lezo defrut. Hem geçim ay medikir hem boy meyte bakma pere dugu peri mi ciyente ve mratovke. Sezgin'in babası Şahin amcamız rahmetli, kendisi de beni çok severdi. Sürekli irtibatta olduğu için her zaman bir adım Sezgin'in önde olmasını istiyordu. Ve haftanın abartısız 6 veya 7 günü sürekli benimle görüşürdü. Ben de bu yüzden Sezgin'e biraz daha fazla önem ve değer veriyordum. Osman Hocam o gün yani o yıl içerisinde 6 ay boyunca benim ev kiramı kendi cebinden verdi. Maaşlarımı olana kadar kendi cebinden verdi. Yani hiç unutmam, iki göz bir evdi. 3 kişi evde kalıyorduk. Diğer arkadaşlarımız da falan da geliyordu. Öyle ondan sonra maaşlarım bağlandı, milli sporcu oldum. Kendi ayaklarımın üzerinde durdum. Sergin de çünkü şey de kuan da revya. Dani sabah da çünkü meytevi, dani evar et suyarışı. Vahta arabe vartoya daha du araba da revya, hatta ni tepe da revya. Daha da mali hendere eka büyük çam, bu. Hat mali me poti uydu şuş me go Sezgin çima go xune go ane go peri me tene eqabiya birim go eqabiya me rannane go uçağı go hendar eqabiya me go gıxunda ve me go Sezgin vata yarışa te pırz grana nere ve go gerek ez dağın bakım. Sezgin ilk spora başladığında tartışmasız maddi durumları çok kötüydü. Kötü olduğu için biz de kendi imkanımıza, ben o zaman öğrenci milli sporcu bursum vardı. Kendi bursumu Sezgin'le paylaşıyordum. Çünkü biliyordum Sezgin'in büyük bir yetenek olduğunu. Aynı zamanda babası da bize çok büyük destekler sağlıyordu. Gerektiği zaman kendisi çalışıp bize gönderiyordu. Biz onun vasıtasıyla, onun bize vermiş olduğu maddi desteklerle biz buralara kadar geldik. Go ez nakarım bokunum. Go Sezgin diye 2 sala çe idare eke, 2 sa idare eke. Uçağın mı zor kırmı go herre. Go Sezgin herre, go 2 sa dağım ki işi koyar, go kadeh mezine. Sezgin can 2 sala mı destek daha Sezgin, go herre. Mecera go inşallah te çerdo sala ho dağım kri, 2 sala da hatı dağım deki. Sezgin çu, hinki ejra bun destek Sezgin ra. Go te her ejtere destek de bim. Mecera ejri bun destek. Khadici birayı mı razı yu, birayı mı hinki jir mera bu destek. Mecera eka biji gird. Sezgin çu deri çu dura çu ezdürme ket sınava. Sınavı ko ezdürme derbas kri çu kanseri. Kanseri iş derbas kri çu ezincan iş derbas bu. İca vakta derbas bu ke sınava. Sınavı yu derin derbas bu çu ez diyar bekir. Çu diyar bekir go inşallah go ane go ezdi durma hane go. Demra destek ri go khuadetala mera yardım deki inşallah.
Goyen bir meyteve ho dağım dekim. Meji Xwadetala rica kır. Xwadetala ricayı meji kabul kır. Sevgin çu diyar bekir. Sevgin bu deri daha eko ho dağım kır. Çu çar salıcı diyar bekir xoğand. Sezgin'in ilk geldikten sonraki bir süreçte Muş Malazgirt Spor Kulübü'ndeydi. Spor Kulübü'nden transferini Darıca Eğitim Spor Kulübü'ne gerçekleştirdik. Darıca Eğitim Spor Kulübü'nden sonra Sezgin Türkiye altıncısı olarak sezonu açtı. Ondan sonra Cross Milli Takım seçmesinde Türkiye ikincisi olarak Adana'da milli takıma seçildi. Milli takıma girdim. Milli takıma girdikten sonra milli sporcu oldum. Dünya İSF Şampiyonası'na gittim. Dünya İSF Şampiyonası'ndan sonra üniversite bir serüvenim oldu. Benim hayatım, spor hayatım üniversite 1'de başladı diyebilirim. Sezgin 1-2 yarıştan sonra kendi kalitesini ortaya koyduktan sonra Darıca Eğitim Spor Kulübü'ne transfer oldu. Darıca Eğitim Spor Kulübü'nde belirli bir maddi ücret aldı. O ücretle de Sezgin kendi kişisel ihtiyaçlarını, antrenman malzemelerini alıyordu. Ondan sonra Avrupa Şampiyonası'nda madalya aldıktan sonra maddi durumu biraz daha iyi olmaya başladı. Sezgin Gavahat ve Derevça Avrupa 3. derket. İşte kaymakam hat ve çağ fotoğrafı ve dida interneti kaymakam hat ve dera Sezgin şi hat vrav telefon kırgo Sezgin de hat imal hat vrav ziyaret ya Sezgin. Ve ev bağ ve homan kişti fotoğraf hevra kişti fotoğraf kışandı. Cera gürü durmuş kire. Pırcı emci pahar meci pırkhuas haskım ya haskım ya zedeke. Kaymakam ci goya daha başarıyat ya zede de khuazım. Go da çıl xwazi Sezgin go ele go mala metin go yani qayım eqabi metin Sezgin ra her go her eksi go yardım jet yedim Sezgin ra go. Osman hocam annemle konuşmuş, annem de heyecanlanmış. Osman hocam demiş ki, hocam Sezgin kaçıncı olursa şey olur, bize yarar diye. Osman hoca da demiş ki ilk üçe girse iyi demiş. Yani bizim için yeterli bu. Annem de dua etmiş, oğlum inşallah üçüncü olur, inşallah üçüncü olur diye. Üç yılı boyunca üçüncü oldum. Yani o yarışta üç yılı boyunca Balkan üçüncüsü oldum. Akdeniz onlar üçüncüsü oldum, Avrupa üçüncüsü oldum. Yani anneme dedim anne bu duayı artık değiştir dedim. Yol yarışlarına hazırlanırken hem Sezgin'in maddi durumu biraz kötü olduğu için maddi anlamda Sezgin'e katkı sağlaması için yol yarışlarını koşmaya başladık. 1-2 yol yarışını koştuktan sonra Vodafone o zamanki ismiyle şu anki ismi en kolay yarım maratonu Vodafone İstanbul yarım maratonunu 33 yıl aradan sonra kazanan ilk Türk sporcu oldu Sezgin. Ve bu yarışmayı kazanırken de arkasından olimpiyatta madalya almış, olimpiyatta final koşmuş birçok sporcuyu geride bıraktı. Uluslararası en kolay İstanbul yarım maratonunda şampiyon oldu. Ondan sonra Fenerbahçe'nin spor kulübü bünyesine katıldık. Fenerbahçe Spor Kulübü'nden Fikret Çetinkaya başkanımız var. Kendisi bizzat 2 sene Sezgin'in transferiyle uğraştı. En sonunda bizi ikna etti. Biz de Fenerbahçe Spor Kulübü'ne katıldık. Nasip olursa, şampiyon olursam eğer Türkiye'ye geldiğimde direkt Muş'a gelmek istiyorum. Oradan da babamın mezarına gitmek istiyorum. Yani böyle bir hayalim var. Şu an geldim baba diyeceğim. Madalyamı takıp gideceğim. Nasip olursa öyle bir hayalimiz var. Osman hocamızla beraber. 2020 yılında Trabzon'da yapılan uluslararası Trabzon yarım maratonunda 1 saat 2 dakika 20 saniye koşarak Türkiye'de yapılan yol yarışlarında son 10 yıl içerisinde ilk defa 1 saat 3 dakikanın altına inen atlet oldu.
Böyle olunca biz doktorlarla da görüştük. Doktorların bize göstermiş olduğu yol sonucunda Sezgin'in maraton dalında 2 saat 6 dakika ve 2 saat 7 dakika arasında bir maraton koşacağını, bunun da hem olimpiyat barajı aynı zamanda Avrupa ve dünyada maraton dalında madalya adayı olduğunu gösteriyor. Şu anda öğretmenim, ben eğitim öğretmeniyim Kayseri'de. Yani bu şekilde ilerliyorum. Hem öğretmenlik hem sporculuk kariyerimi sürdürmek istiyorum. Hedefimiz maraton dalında olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmek.